Hepiniz tarih bölümü tanıtımına hoş geldiniz. Değerli hocalarımızdan doktor öğretim üyesi Lale Babaoğlu Balkış ve araştırma görevlimiz Uğur Özkan bizimle birlikteler. Şimdi ben sözü onlara bırakıyorum. Hoş geldiniz. Veliler, sevgili öğrenciler. Ben Lale Babaoğlu Balkış. 1996'dan beri bu bölümde ders veriyorum. Yani 22 senedir buradayım. Öğrenciliğim de burada geçti. 80'lerde burada öğrenciydim. Yani aşağı yukarı 30 yıldır buradayım. Çok sevdiğim bir yerde, çok sevdiğim bir şey yapıyorum. İnşallah siz de ileride böyle bir şansı yakalarsınız. Bugün size bölümü tanıtacağım. Ama bölümü tanıtmadan önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben sanat tarihi dersleri veriyorum. Görsel kültür tarihi dersleri veriyorum. Niçin tarih bölümünü bir sanat tarihçisi tanıtıyor diye şaşırmayın. Bizim bölümün özelliği bu. Hepimizin farklı farklı uzmanlık alanları var. Ben bugün Boğaziçi Üniversitesi, neden Boğaziçi Üniversitesi diye başlayacağım. Herhalde bunu sık sık dinlediniz bugün ama bir kere de benden dinleyin. Bunu ne kadar dinleseniz, ne kadar anlatsak az. Ondan sonra niçin tarih, niye tarih okur insan, niye tarihçi olur? Ve son olarak da niye Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümü? Yok aslında birbirimizden farkımız ama hepimiz bankacıyız ama biz Osmanlı Bankası diye bir reklam vardı bir zamanlar. Onun gibi yok aslında farkımız ama biz Boğaziçi tarih bölümüyüz. Çok gururlanıyoruz bununla. Neden Boğaziçi? Siz mi değiştiriyorsunuz, ben mi iniyorum? Kısaca ben de bir Boğaziçi'nin değerlerini, önemini vurgulamak istiyorum. Güçlü akademik gelenek ile başlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Robert Koleji olarak 1863 yılında kuruluyor. 1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştürülüyor. Kurucu rektörümüz Abdullah Kur'an başkanlığında. Abdullah Kur'an ayrıca benim için çok önemli bir kişidir. Benim hayatıma yön veren önemli hocalardan, değerli hocalardan biridir. İnşallah sizin de ileride böyle rahmetle, sevgiyle, saygıyla anacağınız hocalarınız olacak. Hemen bunu takiben güçlü eğitim programı kadar önemli olan, güçlü akademik kadro kadar önemli olan öğrenci kalitesi geliyor. Öğrenci kalitesinin yüksek olması sizin açınızdan niçin bir avantaj? Çünkü birlikte yaşayacaksınız, birlikte büyüyeceksiniz. Eğitim kadrosu kadar öğrenciler birbirlerini eğitecekler. Bu çok önemli. Birlikte yaşayıp birlikte büyümek çok değerli bir tecrübe olacak sizin için. Rekabetçi bir ortam doğrudur. Hayat rekabet zaten. Ama bu rekabet ortamı içinde birbirinizi sevip sayıp öğreneceğiniz çok şey olacak. Demokratik kültür ve çoğulculuk, Boğaziçi Üniversitesi demokratik ortamıyla bilinir. Bu çok önemli bir özelliğidir. Farklı sosyo-kültürel arka planlardan gelen öğrenci ve çalışanların oluşturduğu zenginleştirici ortam, farklı görüşler, farklı bakışlar, farklı yorumlar, açık olmak bu çok önemli bir şey. Ve Boğaziçi'nde sadece farklı ortamlardan gelen öğrenciler değil, Erasmus ve değişim programları ile birlikte farklı din ve memleket dillerden gelen öğrencilerle de birlikte okuma şansını elde ediyorsunuz. Bu da çok önemli bir tecrübe oluyor ve zenginlik katıyor. Ders dışı aktivitelerin çeşitliliği, öğrenci kulüpleri Boğaziçi'nde dersler kadar önemli, zevkli ve eğiticidir. Sinema kulübü, fotoğraf kulübü, aklınıza ne geliyorsa, güzel sanatlar bölümü, sergiler açıyoruz. Burada da
arkadaşlarınızı tanımak fırsatı elde ediyorsunuz. Daha da önemlisi kendinizi tanımak fırsatı elde ediyorsunuz. Bu sizin için çok güzel bir fırsat oluyor. Yurt dışına açılım imkanları, bu tabii ki her üniversitede var. Bizim üniversitede özellikle üniversitenin bağlantılı olduğu üniversiteler, fakat onun da dışında tarih bölümünün bağlantılı olduğu çok zengin bir üniversite listemiz var. Bunu muhakkak yapmanızı, bu tecrübeyi edinmenizi, yabancı bir ülkede yaşamanızı ve ders almanızı şiddetle öneriyoruz. Burası bir araştırma üniversitesi. Buna tekrar değineceğim. Daha önce de dediğim gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış hocaların bir arada yaptığı bir ekip çalışması aslında bu. Ve bu hocaların hepsi farklı alanlarda araştırma, yayın, konferans gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu da tabii ki öğrenciye, derse yansıyor. Kent imkanlarına erişim kolaylığı. Boğaziçi Üniversitesi konum olarak çok güzel bir yerde. Şehrin dışında değil. Hem şehrin dışında hem şehrin dışında değil. Metronun da gelmesiyle birlikte ulaşım kolaylığı zaman açısından, bu tabii trafiğe girmeden ulaşabilmek çok önemli bir şey. Ayrıca da yurt imkanlarımız var. Burada kalırsanız da şehire ulaşmak çok kolay. Bu da çok önemli. Şehire erişim imkanlarının kolaylığı için önemli. Nerede yaşadığımızı bilmek çok önemli. Üniversiteden başlayıp Bebek, Rumeli Hisarı, Etiler, tarihinle birlikte nerede yaşıyoruz, nasıl bugünlere gelmişiz ve İstanbul şehri nedir? Her türlü doğal imkanları ve insan yapısı, kültür ve sanat faaliyetlerini takip etmek sizler için çok önemli. Ben bunu her zaman öğrencilerime öneriyorum. Çok güzel müzelerimiz var, çok güzel festivaller var. Vakit ayırın, takip edin. Eğitim sadece derse girip çıkmak, dersi hazırlamak değildir. Bütün bunlardan istifade etmek kendinizi zenginleştirmektir. Dolayısıyla konum olarak da Boğaziçi sadece güzel manzarası değil, konumu itibariyle önem kazanmaktadır. Buna geçmeden önce aslında geri gitmek istiyorum, gidiyorum, oldu. Okey. Tarih bölümünün tanıtımına geçmeden önce bir iki kelime, niçin tarih eğitimi almalı, kim tarihçi olur sorularını irdelemek istiyorum. Tabii birinci şart sevmek. Ne yaparsanız yapın, sevmek çok önemli. İkincisi merak etmek. Bu da hayatta her alanında her zaman bize lazım olacak şeyler. Sizler liseyi bitirip geldiniz, hayatınızın çok güzel bir dönüm noktasındasınız. Çok güzel bir döneme başlayacaksınız. Üniversite hayatı çok keyifli. Beraberinde çalışsanız bile yine çok değerli bir tecrübedir. İnşallah güzel eğitimle birlikte güzel anılar biriktireceksiniz. Bu dönem içerisinde tarihçi olmaya geri dönüyorum. Sevmek ve merak etmek demiştim. Kimileri tarihçi bir ailenin veya tarihi seven, merak eden bir ailenin içine doğar. Kimileri de bu tarih sevgisi ve merakı içine doğmuş olarak dünyaya gelir. Bu master giriş sınavlarında öğrenci CV'lerini okurken hep bunu okudum. Çocukluğumdan beri tarihe çok meraklıyım. Böyle bu dürtüyle dünyaya gelenler var veyahut puanı tarihi tuttuğu için bu bölümü seçecek olanlar var. Önemli değil, önemli olan gerçekten severek ve ilgiyle, merak ederek yaklaşmakta fayda var. Yapacağınız ne olursa olsun. Birey olarak içinde yaşadığımız dünyayı merak etmek, sorgulamak, merak duygusu, bilmek, öğrenmek, anlamak istemek çok doğal bir dürtüdür.
Ancak bugünü anlamak için, çağdaş dünyayı yorumlayabilmek için dünü, geçmişi sorgulamak, anlamaya çalışmak çok önemlidir. Yani bu geçmiş, günümüz ve gelecek aslında kronolojik olarak zamanlar diyalektik olarak birbiriyle ilişki içindedir. Bugünü anlamazsak geçmişi kurgulamak daha zor olur. Geçmişi anlamazsak bugünü yorumlamak daha zor olur. Nasıl siz şimdi bugün burada bilgi topluyorsunuz geleceğinizi planlamak üzere, onun gibi tarih bilgisine sahip olup içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya, yorumlamaya çalışarak geleceği planlamak da çok önemli bir olgudur. Tarih deyince bellek, hafıza, hatıra, aklımıza ilk gelen kelimeler bunlar. Tarihçi olmayan biri için bile hatıra, kişisel hafızamızdan, hatıramızdan yola çıkacak olursak, bizi biz yapan hatıralarımızla birlikte büyüyoruz. Onun gibi aile, çevre, memleket, neyse kültürümüz, bugünümüz bunu belleğimizde biriktirmek, kamusal bellek diye bir kavram var. Tarihçi olmasak da dediğim gibi bu belleği anlamaya çalışmak çok önemlidir. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela uzamsal bellek diye bahsedecek olursak, mekansal bellek, içinde yaşadığımız İstanbul şehri. Bir dönemler Bizans'ın başkenti olmuş, sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuş. Bugün bir mega kent. Zayıf yönleriyle, bizi yoran yönleriyle, kuvvetli yönleriyle, bizi geliştiren yönleriyle böyle büyük bir mega kentte yaşıyoruz. Bunu bilip anlayıp değerlendirebilmek için tarihini, geçmişini anlamak, belleğimizde bir yer etmesini sağlamak çok önemli. Dolayısıyla zaman ve mekan kavramlarını hep birlikte sorgulamak gerekmektedir. Mekan demişken coğrafyanın tarih için olan önemini de tekrar hatırlatmak isterim. Bunu daha sonra tekrar bu konuya da değineceğim. Bu bilgiler, bu birikimler bize ne kazandıracaktır? Bizi içinde yaşadığımız dünyaya nasıl yaklaştıracaktır? Bunlar bize nasıl faydalı olacaktır? Esasında tarihçinin yaptığı bir cevap arama sürecidir. Çünkü bizim yaptığımız geçmişi yeniden kurgulamaktır. Eldeki verilerle bir takım sorular sorarız. Ondan sonra da geçmişi yeniden kurgulamaya çalışırız. Eldeki veriler nedir? Kaynaklar. Tarihçi için arşiv, yani belgeler, yazılı kaynaklar. İkincil olarak da benim için mesela görsel kaynaklar bizim bilgi kaynaklarımızdır. Bunları okuyup yorumlayarak, bunların tek bir okuması yoktur, bunların tek bir yorumu yoktur. Nasıl ki tek bir gerçek, tek bir doğru olmadığı gibi tek bir tarih yazımı da yoktur. Dolayısıyla farklı bakış açıları geliştirerek metin okumayı öğrenmek çok önemlidir. Ancak dediğim gibi gerçeğe yaklaşabilmek için karşılaştırmalı, analitik bakış açısı çok önemlidir. Dolayısıyla şöyle de söyleyebiliriz, tarihçinin yaptığı aslında kamusal bir tartışma alanı yaratmaktır. Sizin tanıdığınız, belki ekranlardan tanıdığınız tarihçiler, yayından, basından tanıdığınız tarihçiler ile bizim farkımız var mıdır? Vardır. Biz burada uzmanlık alanlarımız, ekip çalışması yapıyoruz diyorum ama hepimizin bir uzmanlık alanı var ve o uzmanlık alanı içerisinde veyahut bütün bu farklı kaynaklardan gelen hocalar hep birlikte size bir temel, bir formasyon veriyoruz. Ondan sonra siz master veya doktora yapmaya karar verirseniz kendi uzmanlık alanınızı seçerek devam ediyorsunuz. Onu yapmak istemiyorsunuz, neler yapabilirsiniz, ona da değineceğiz. Peki, amacımız düne ve bugüne dair eleştirel, sorgulayıcı, ön yargısız, analitik bakış açısı geliştirmek dedik. Oradan devam ediyorum. Niçin tarih bölümü?
Tekrar söyleyeceğim, tarih lisans programı bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleriyle tanıştırırken onlara esasında çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirilebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. Buradan tanıtım olarak bölüme geçmek istiyorum. Niçin Boğaziçi Tarih Bölümü? Boğaziçi Tarih Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Sizi bu noktada ilgilendiren lisans düzeyinde verdiğimiz eğitimdir. Sayılarla tarih bölümüne bir değinecek olursak 2018 yılında lisanstan mezun olan öğrencimiz 64, bölümde mevcut lisans öğrenci sayısı 318, yüksek lisans 73 öğrencimiz var, 35 doktora öğrencimiz var, 8 çap, ona da değineceğim, yapan öğrencimiz var. Yüksek lisansa bu sene 16 öğrenci kabul etmişiz, doktoraya da 2 öğrenci kabul etmişiz. İnşallah sizler de Boğaziçi tarihi seçerseniz birlikte yola devam edeceğiz. Lisans programının coğrafi odan Doğu Akdeniz. Coğrafi olarak Doğu Akdeniz de özellikle Boğaziçi önemli bir yer tutuyor. Ağırlıklı olarak hocalarımız Osmanlı tarihçisi uzmanlığındalar. Boğaziçi'nin bu özelliği dünyanın en önde gelen kurumları arasındadır ve bu böyle de internasyonel olarak kabul görür. Bunun dışında Bizans ve Türk tarihi programın ana eksenidir. Gene bunun yanı sıra Avrupa, Asya konularında, tarihinde karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar programımızı zenginleştirmektedir. Gene sayılarla çok çabuk bunu geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çalışmıyor mu bunun ışığı? Güçlü kadro sayısal olarak 12 öğretim üyesiyle Osmanlı tarihi alanı, Bizans alanında 3 öğrenci, Asya tarihi vesaire. Bu niye önemli? Bu demin bahsettiğim uzman konusunda uzmanlaşan hocaların bir arada oluşturduğu bir temel ve bunun üstüne inşa edilecek olan sizin seçeceğiniz uzmanlık alanları. Akademik kadro alfabetik gittiği için benle başlıyor. Babaoğlu Balkış. Peter Campbell, İngiltere'den gelme bir hocamız. Giora Durak Eldem, Paolo Girardelli, İtalya'dan gelme bir hocamız. Antonis. Ondan sonra burada diğer Türk hocalarımız. Demek istediğim çok internasyonal bir kadroyla da aslında eğitim vermekteyiz. Emeritus kadromuz emekli olmuş olup hala hocalığa devam eden hocalarımız var, kıymetli. Onassis Vakfı öğretim görevlileri var, Yunanlı hocalarımız. Nikol İmik, Almanya'dan gelme bir hocamız. O da Yunan tarihi dersleri vermekte. Ve çok önemli bir Japonca ve Çince dil eğitimi veren ve tarihi ve kültürü veren, çünkü Asya bölümümüz var, Confucius Enstitüsümüz var. Böyle coğrafi ve kronolojik olarak arkeologlarımız var. Demin bahsetmeyi unuttum. Aslı Özyer, Elif Ünlü arkeoloji hocalarımız. Neolitik dönemden erken 19. yüzyıla kadar kronolojik olarak ve coğrafi olarak çok zengin bir alanı kapsayan, dediğim gibi zaman zaman değişen misafir hocalar gidiyor, onun yerine başka misafir hocalar geliyor. Bizim kendi hocalarımız bir sene, bir dönem, iki dönem izin alıyorlar, yurt dışına çıkıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Çekirdek kadronun dışında bölümümüzü zenginleştiren misafir hocalarımız oluyor.
Yarı zamanlı hocalarımız var. Süreyya Faruki örneğin hem burada ders verir hem Bilgi Üniversitesi'nde ders verir. Böyle değişik üniversitelerde ders veren hocalarımız var. Aynı zamanda Getty Vakfı Connecting Artistries inisiyatifi altında bu bitti bir dönem. Buna bağlı olarak çok değerli, preziosi, çok alanında uzmanlaşmış, dünyaca tanınmış hocalar gelip burada birer dönem, ikişer dönem kampüsümüzde kaldılar ve dersler verdiler. Uzun lafın kısası, zengin ve farklı kültürlerden, farklı dilden, farklı dinden, farklı geçmişlerden gelen zengin bir kadro ile eğitim vermekteyiz. Lisans programı çekirdek programı ek olarak zengin bir seçmeli bu kadar alanında değişik alanlarda uzmanlaşmış hoca olunca tabii ki seçmeli ders havuzumuz çok zengin. Ayrıca da programa girince şimdi göreceksiniz. Sadece bizim verdiğimiz seçmeli dersler değil, üniversitenin, üniversitede verilen diğer bölümlerin verdiği seçmeli dersleri almak da çok önemli. Başka? Programa giriyorum. Birinci yıl psikoloji, sosyoloji, ekonomi, matematik, siyaset bilimi, felsefe gibi bu giriş dersidir hep bunlar. Ve size genel bir temel vermek üzere. Burada en çok takılacağınız matematik olacaktır. Bizim öğrencilerin püsküllü belası. Ama bu programın içinde bu değişmeyecek. Çünkü matematik hayatın temeli ve sayısal arşive girdiğiniz vakit sayısal analizler de karşınıza yapmak gerekecek, karşınıza çıkacak. Felsefenin temeli yani matematik önemli derslerimizden biri. Bunun özellikle vurguluyorum çünkü problem olabiliyor bazen. İkinci yıl Osmanlı ve Avrupa tarihleri dersleri, metodoloji dersleri vesaire. İkinci yıl bu çok önemli bir şey, dil dersleri. Metin okumak dedik. Bu bir kere uzmanlaşacağınız alana göre ya Latince veyahut Yunanca, Antik Yunanca ya da Arapça ve Farsça alıyorsunuz. Ama Osmanlıca herkes alıyor. İki kur, iki dönem muhakkak Osmanlıca alıyorsunuz. Ondan sonra yöneleceğiniz alana göre dört kur ders almanız, hem antik dil dersi almanız gerekiyor hem de bir modern dil. Yani İngilizcenin dışında Almanca veya Farsça, Fransızca, Rusça, Çince, Japonca çok zengin veya Farsça, Arapça hangi dile yönelmek istiyorsanız dört kur bu dersi aldığınız vakit, bir dil üzerine yoğunlaştığınız vakit bayağı iyi bir seviyeye geliyorsunuz. Arşivde de eski dillerde uzmanlaştığınız vakit metinleri okuma becerisi geliştiriyorsunuz. En başında dediğim gibi arşivde olduğu için ağırlıklı işimiz metin okuma çok önemli bir özellik. Üçüncü yıl Osmanlı, Bizans, Modern Türkiye tarihi dersleri ve bölüm içi ve dışından alınan seçmeli dersler. Son yıl tarih yazıcılığı dersleri ve minik bir bitirme tezi çalışması. Böyle bir deneyiminiz de olacak. Tez danışman hocanız oluyor. Zaten bütün eğitim süresince danışman hocaların eşliğinde yardımı ile programınızı oluşturuyorsunuz. Birinci sınıfta paket programla başlasanız da hemen takip eden yıllarda bizim size sunduğumuz temel formasyonun içinde siz kendinize bir yol çiziyorsunuz diyeyim. Tarih bölüm çift anadal, bu da çok gelen sorulardan biri. Kimlerle çift anadal yapabilirsiniz? Felsefe, iktisat, psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı. Bunun için 3, ortalama 3 gerek deniyor ama bu çok zor bir şey değil. Eğer çift diploma almak istiyorsanız Anadolu yapabilme imkanımız var. 2 diploma ile mezun oluyorsunuz. Çok çalışmak gerek, evet. Ben bunu çocuklarıma söylediğimde
bir suratları asılırdı. Ama şimdi üniversite mezunlar kendileri tecrübe ederek bu çalışmanın aslında zevkli bir şey, kendini geliştirmenin iyi bir şey olduğunu yaşayarak tecrübe ettiler. Siz de bu yaşa kadar tecrübe ettiniz. Bundan sonra da elinizdeki fırsatları iyi değerlendirin, vaktinizi güzel değerlendirin derim. Erasmus programı, tabii ki bir sürü üniversitede bu program, bu anlaşma var. Burada bir liste var. Çok uzun bir liste bu. Buraya koyduklarımız belli başlı üniversiteler. Tarih bölümü sürekli bu havuzunu geliştirmekte. Yeni yeni üniversiteler. Nedir bu? Biz öğrenci yolluyoruz. Onlardan bize öğrenci geliyor. Erasmus'tan veyahut exchange programının değişim programlarından gelen Amerikalı, Avrupa'nın dört bir yanından, doğudan gelen öğrenciler hem hoca açısından, kendi derslerimden biliyorum, hem öğrenciler, talebeleri çok zenginlik katıyordu. Maalesef son senelerde sayıları biraz düştü ama ümit ediyoruz yavaş yavaş tekrar gene çoğalacak. Ben bu sene 3. sınıfların danışmanıydım. Erasmus yılı. Aman ne heyecan, ne heyecan. Gittiler, geldiler, dersler saydırıldı, tecrübeler anlatıldı. Çok keyifli. Gelen içinde, giden içinde hakikaten çok zenginleştirici güzel tecrübeler. Yüksek lisans programımız var. Bu ilginç çünkü yüksek lisans programında farklı diplomalar verebiliyoruz. Sanat, mimarlık ve görsel kültür tarihi yüksek lisans programı veyahut eski çağ tarihi ve arkeoloji yüksek lisans programı, bir de Asya çalışmalarında yüksek lisans programımız var. Birinci yıl tarih metodolojisi dersleri vesaire, ikinci yıl yönlendirilmiş okuma dersleri ve tez yazarak yüksek lisansı bitiriyorsunuz. Tarih bölümüyle bağlantılı birimler, arkeoloji mimarlık tarihi araştırma merkezimiz var. Asya çalışmaları merkezimiz var. Bu çok önemli çünkü Çince ve Japonca dillerini alıyorsunuz ve oradaki üniversitelerle kültürel bağlarımız, toplantılar, konferanslar, karşılıklı gidiş gelişler oluyor. Bizans çalıştırmaları araştırma merkezimiz var. Confucius Enstitüsü var. Confucius Enstitüsü Çin ve Çin kültürünü tanımaya dönük çalışmalar yürütmek üzere Şangay Üniversitesi'nin ortaklığıyla kurulmuştur. 2009 yılından itibaren Çince dersleri verilmektedir. Yani bu da artık bayağı 2018'deyiz, oturmuş bir program ve çok öğrenci yetiştirdik. Daha önce bahsettiğim gibi burası bir araştırma üniversitesi. Ne demek? Hocalarımız araştırmalarını yurt içi ve yurt dışında ilgi alanlarına göre yapıyorlar. Yayınlar yapıyorlar. Bunun yanı sıra bir takım konferanslar, workshoplar organize ediyorlar. Ayrıca master öğrencilerinin de organize ettiği ve kendilerinin yaptığı workshopları var. Bunun dışında her perşembe tarih bölümünde neydi adı? Müzede. Museum Lectures adı altında. Okulun içinden, okulun dışından uluslararası, ulusal hocalarımız gelip konuşmalar yapıyorlar, sunumlar yapıyorlar ve öğrencilerimiz hep davetliler ve katılıyorlar. Bu da çok güzel tecrübe oluyor. Projelerimiz var. Tarsus Gözlü Kule projesi bunlardan biri. Profesör Doktor Aslı Özyer başkanlığında ve Elif Ünlü hocamızın katkılarıyla birlikte Gözlü Kule Höyüğü'nde 2001 yılından beri kazı ve araştırma yapılmaktadır. Arkeoloji okumak isteyin veyahut istemeyin, arkeolojiye meraklı veyahut böyle bir tecrübe edinmek isteyen her öğrenciye gidip Aslı Hoca ile Elif Hoca ile konuştuktan sonra kazıya katılmak imkanı açık. Bunu da ayrıca belirteyim. Burada da reklam giriyorum. Tarsus'un merkezinde yer alan eski Çiğdemler Çırçır Fabrikası olarak bilinen mekan arkeoloji çalışma mekanı olarak yeniden düzenlendi, restore edildi.
çok keyifli bir çalışma ortamı. Bunun dışında Halit Çambel Yalısı Arnavutköy'deki restore edilerek bu da bir mimarlık, arkeoloji ve mimarlık tarihi araştırma merkezi olarak kullanıma açılacak. Tarih bölümü, arşiv projeleri, burada sadece üçünden bahsediyoruz ama o kadar çoğaldı ki bu arşivler, sonunda bir ayrı tarih bölümünden bağımsız bir tarih merkezi oluşturduk. Abdullah Kur'an, daha önce de bahsetmiştim, kurucu rektörümüz, o arşivini bize devretti ailesi ölümünden sonra. Traugott Fuchs, Nazi Almanya'sından kaçıp gelen bir Alman romans dilleri hocası, burada yıllarca ders verdikten sonra ikinci vatanım dediği Türkiye'de vefat etti ve bütün arşivi Boğaziçi Üniversitesi'nde ailesi tarafından devredildi. Benim de hocam olmuştu. Dolayısıyla ben bu arşivin açılmasında, yapılandırılmasında pay aldım, rol aldım ve arşiv devredilene kadar da bu arşivden sorumluydum. En önemli konulardan biri, ne olacağız buradan mezun olduktan sonra eğer akademik kariyer yapmayacaksak? Danışmanlık firmaları, insan kaynakları, eğitim kurumları, reklamcılık, medya, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda iş bulabilirsiniz veyahut da değişen dünyamızda sürekli yeni kapılar açılıyor. Kendiniz de kendinize yeni iş imkanları, alanları yaratabilirsiniz. Uluslararası bir tanınırlığı, bilinirliği var Boğaziçi Üniversitesi'nin demiştim. Amerika geleneğinden geldiği için diyeyim ve Amerikan sisteminde eğitim verdiğimiz için özellikle Amerika üniversiteleriyle çok alışverişimiz var. Doktoraya gelen öğrenciler, doktoraya gönderdiğimiz öğrenciler, burslu giden öğrenciler bayağı başarılı oluyorlar. Onun dışında Avrupa'da da bir takım üniversitede doktora yapma imkanı bulacaksınız. Web sitemizden, şimdi ben böyle bir genel giriş yaptım. Asistanımız Uğur Özkan da teknik konularda sorularınız olursa size cevaplayacağız birlikte veyahut aşağıda da devam edebiliriz. Ama web sitesinden de bakıp bilgilenin. Bunu her kurum için ben çok öneriyorum. İnternette çok uğraşmayın, evet kötü bir şey ama bu webten dünyayı takip edebilmek de sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, yurt dışındaki üniversitelere gidin, doğudaki üniversitelere girin, karşılaştırmalı olarak bakın hangi programda ne yapılıyor. Bu sizin ufkunuzu açacaktır. İdari yardımcımız iletişim bilgileri Oya Arıkan, bölümümüzün en sevilen ve sayılan, o olmasa ne yaparız bilmiyoruz, elimiz ayağımız kişisidir. Sizlere de ihtiyacınız olduğu zaman çok destek olacaktır, yardımcı olacaktır. Biz hepimiz internet üzerinden adreslerimize ulaşabilirsiniz. İstediğiniz vakit mail atıp bizle de iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hayırlı olsun, ne seçerseniz, neye karar verirseniz. Kendinizi sevip saymakla başlayın, yaptığınız işi sevip sayarak devam edin. Dediğim gibi üniversite çok keyifli bir dönem. Hele de Boğaziçi'nde hayat çok keyifli. Evet, dersler zorlu ama öğrenci yaşamı hakikaten kalitesi yüksek bir kampüs. Dil öğrenin. Burada bu imkan size veriliyor. Mümkün olduğu kadar çok dil öğrenin. Bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Eksiğim bir şey var mı eklemek istediğin? Evet, sorulara geçebiliriz. Merak ettiğiniz
kayıt için. Çift anadal programları için kaçıncı yıldan sonra başvurabiliyoruz çift anadala? Ortalama. İkinci yılımızdan sonra başvurabiliyoruz. İkinci yıl. Normal şey olduğu için, normal derslerinizle ilgilendiği için başvuramıyorsunuz. İkinci yılın ikinci döneminden sonra başvurabiliyorsunuz. Anladım. Bir soru daha. Üç. Olmak zorunda. Anladım. Şey, bir soru daha yönelsem sıkıntı olur mu? Yani şey, bu saydığınız bölümlerden başka bölümlerle de çift anadal yapma şansımız var mı? Ben bölümleriyle olmuyor. Yani şey olarak aslında yani bu bölümlerle çap yapabilirsiniz. Zaten diğer bölümlerle arasında çap anlaşması olmadığı anlamına geliyor yani. Hmm. Ama bununla alakalı mesela çok istediğiniz bir bölüm var. Dilekçe sunabilirsiniz. Hmm. Onlar ilgili fakültelerin yönetim kurullarına girer. Sonra işte bir aralarında bir çap atma. Çap anlaşması yapılır. Ama bu birazcık uzun süren bir süreç. Yani bir sene, iki sene süren bir süreç. O sırada zaten büyük ihtimal mezun olmuş oluyorsunuz. O yüzden gelecek yıllardaki öğrencilere bir şey sağlamış olursunuz ama kendinizi yararlanamazsınız büyük ihtimal. Çok teşekkür ederim. Merhaba. İki tane sorum var izninizle. Birincisi, ilk sene matematik gördüğümüzü söylediniz. Evet. Dersin içinde böyle integral türev tarzı konular var mı? Böyle çok ağır konular. Dersin içinde türev integral konuları yok. Daha çok fonksiyonlar. Yanlış hatırlamıyorsam, yani ben aralı 5 yıl, 6 yıl falan olmalı dersi. Ben aralı 6 yıl falan var. Ve probability, yani olasılık konuları falan işleniyor. İntegral kısmı başka bir ders. Teşekkür ederim. Bir de çift anadal yaparken yorulup bırakan öğrenciler oluyor mu? Yorucu bir süreç mi? Ben onu merak ediyorum. Yani yorucu. İki diploma alıyorsunuz. Yorulup bırakan yorulup bırakan demeyelim de daha çok ortalamasını belki. Ortalaması yani. Yorulup bırakandan ziyade şöyle üç ortalamanın altına sadece bir kere düşebilirsiniz. Çap yaparken. Daha sonra tekrar 3 ortalamanın altına düşerseniz çap yaparken programdan otomatik olarak çıkartıyorsunuz. 3 ortalamanın altına düşmesi de şu demek, dersinizde yani bu alasında skala AA, BA, BB, CB, CC şeklinde gider. 3 ortalama da BB'ye denk geliyor. Yani derslerinizin çoğunu artık BB'den ziyade CB'lere falan düşerseniz oradan itibaren artık programdan çıkma yolunda ilerliyorsunuz anlamına geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hazırlık sürecinde alan derslerine girme imkanımız var mı? Hazırlık sürecinde alan dersi. Hani bazı üniversitelerde bu imkan oluyor. Yok, bizde yok. Dil yani şöyle de resmi olmadan hocadan izin alıp... Ha, resmi dersiniz. Yani kredi almıyorsunuz ondan. Anladım, ama, sağ olun. Her zaman dersin hocasıyla konuşup izin alıp, hı-hı, hani guest unit gibi kendinizi hazırlayabilirsiniz. Boş vaktiniz varsa önerdiğimiz de bir şey bu aslında. Hem hocaları tanımak açısından hem de sistemi tanımak. Hazırlık süresince tabii ağırlıklı olarak dil üzerine eğiliyorsunuz. Arkada da eller görüyorum. Öncelikle merhaba. Nacizane 3 sorum var hocam size. Birincisi, geçen yılı saymazsak 50 artı 2 kontenjan vardı. Geçen yıldan itibaren 60 artı 2 oldu. Bu kontenjanı dolduran öğrenciler buraya tarihçi olmak bilinciyle mi geliyorlar? Yoksa daha çok Boğaziçi'li olmak bilinciyle mi geliyorlar? Öğrencilerle bu konu hakkında tek tek konuşmadık ama öğrencilerimizle tarih sohbet toplantıları yapıyoruz. Ve orada ilk toplantılarda soruyoruz. Seçerek mi geldiniz, mecbur olduğunuz için mi geldiniz bu dönemi? Gittikçe tarihçi olmak bilinciyle gelen öğrenci sayımız artıyor. Yanlışsan düzelt beni. Boğaziçi'li olmak da tabii artı bir aset. Yani ne diyeyim. Ama herhalde ilk seçimleri bence bölüm olaraktır. Ama bilmiyorum, bunu öğrenciler
Ben tabii tarih hocası olarak böyle değerlendiriyorum ama öğrencilerin yaklaşımı farklı olabilir. Diğer sorum hocam, bir sürü dil sayıldı ama İtalyanca sayılmadı. İtalyanca var mı? Var. Yani sayamayacağımız kadar çok diyeyim. İspanyolca var, Fransızca, Almanca. Üçüncü sorum da hocam, geçen yıl Ethem Hoca hakkında Fransa'dan talep aldığını okumuştum. Şu an hani gitti mi kaldı mı bir bilginiz var mı? Anlamadım, bir daha sorar mısın? Ethem Hoca için geçen yıl... Ethem Hoca hem burada hem değil. Sürekli yurt dışında konferanslara gidiyor. Evet, Fransa'da 5 yıllık mı, 8 yıllık evet, mı? Evet, 5 yıl kolejde. Ama onu Şubat tatiline denk getiriyor ve orada vereceği konferansları o dönemde veriyor. Bu sene izinli değil, bildiğim kadarıyla burada gene. Bu sırf Ethem Hoca için geçerli değil. Bütün bölüm hocalarımızın 6 yılda bir sabbatical'a çıkma hakları var. Bu şu demek, yurt içinde veyahut yurt dışında, burslu veyahut bursuz, araştırmaya, arşivlere gidiyorlar, araştırmaya gidiyorlar. Ethem Hoca çok sık konferansa da gidiyor. Bundan ben de çok müzdaribim. Çünkü 105, 106 bütün üniversiteye servis ettiğimiz bir kitle dersimiz var. Dünya tarihi dersi birinci ve ikinci dönem. Birinci sınıflara, bütün üniversiteye açık bu. 500 kişilik bir ders. Ethem Hoca'nın orada da dersleri oluyor olmadığı vakit. Ben de koordinatör olarak çok sıkıntı çekiyorum. Bir ayağı burada, bir ayağı her yerde diyelim. Teşekkürler hocam. Belki şöyle bir açıklama yapayım, yani yanlış anlaşılma olmasın. Ethem Hoca aslında yani burada, yani şey değil, o Collège de France'ın uluslararası bir kürsüsü var. O kürsüye seçildi. Orada öğretim üyesi veya şey, yani tam zamanlı bir profesör değil orada. Oradaki kürsünün sahibi olarak oraya zaman zaman seminer vermek, konferans vermek, seminer dizilerine gidiyor. Yani orada kadrolu bir öğretim üyesi değil. O kürsünün sahibi, o kürsünün başkanı olarak orada bulunuyor. Kendisi yine bizim kadrolu öğretim üyesi. O evet, tabii ki. O kürsü ayrıca zaten ölü bir kürsü değil. 5 senede bir profesör seçiliyor ve onun başkanlığında bu konferanslar ve çalışmalar sürüyor. Soru bir vardı daha. Şu önde ne güzel vardı bugün ama. Bugün çok soru var. Sizin vardı, çok bekledim. Arkalarda. Merhaba, ben şeyi merak ediyorum. Tarih bölümüne bağlı birimlerden bahsettik ya, Bizans Araştırmaları Merkezi gibi. Şimdi lisans okuyan öğrencilerin o birimlerde aktif olarak görev alma durumu ne? Yani alabiliyorlar mı? Alabiliyorlar. Bunda da gene sen daha tecrübelisin. Yani aktif görev almadan kasıt nedir? Yani içinde olabilme en azından aktif olarak. O merkez zaten daha çok yüksek lisans ve doktor öğrencilerine ders vermek amaçlı ama orada olan konferanslar var, orada olan başka etkinlikler var. Onların çeşitli eğitim programları falan oluyor. Bunlara tabii ki katılabilirsiniz. Zaten yani göbek bağıyla bağlıyız birbirimize, tarih bölümü ve araştırma merkezleri. O yüzden her zaman merkeze gidip orada bulunabilirsiniz. Merkeze gidip hocalarla konuşabilirsiniz. Bütün merkezler için geçerli bu. Teşekkürler. Akademik kariyer yapmak için gerekli olan şartlar nelerdir? Mesela 5 sene okuduk, bitirdik, sonra akademisyen olarak devam etmek istiyoruz burada. 4 sene programımız ama uzatabiliriz. Hazırlık artı 4 peki, sene okay. Olarak. Onu da gene istersen sen cevapla. ALES var, almanız gereken. Evet. Yani ben buradan mezunum. Lisans bölümünden mezunum ve şu an master yapıyorum. Yani normal şartlar var, klasik yani var. ALES, işte İngilizce olmak zorunda. Yani bir İngilizce eğitimi almış olmak gerekiyor. Boğaziçi'nden tabii ki muaf öğrenciler, Boğaziçi öğrencisi olduğunuz için. Bunun için asıl önemli olan lisans derslerinizi iyi bir şekilde yapmanız, iyi bir ortalama yapmanız. Ama ortalamanın da ötesinde iyi referanslar alabilmeniz, iyi referanslar gösterebilmeniz. Çünkü özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nden bölümden başvuran öğrenciler referans göstermek zorunda değil, referans göstermiyorlar bu bölümün yüksek lisansına başvururken ama onların da derslerde etkin rol alarak, derslerde etkin şekilde konuşarak, derslerde tartışmalara katılarak kendilerini göstermeleri bu konuda çok önemli. Bunun için de Boğaziçi Üniversitesi dışında, Boğaziçi'den mezun olduğunuz yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Hocalarınız gayet yayınları çok iyi olan,
hem Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü olarak da bilinen bir bölüm. Örneğin geçen sene bölüm birincimiz, benle beraber mezun olan arkadaşım Oxford'a gitti. Oxford'da bir master doktora birleştirilmiş programa gitti. Kendisi arkeolojide çalışıyor. Buradan aldığı, işte Profesör Doktor Aslı Özcan'dan referans almıştı o. Aynı zamanda Mersin'deki Tarsus Gözlük'le kazılarına da gidiyordu. Bu tür referanslar, bu tür katıldığınız extracurricular aktiviteler, aynı zamanda okul dışı aktivitelerde yüksek lisansta veya akademide ilerlemenizi sağlayan şeyler. Bunları önemli göstermek gerek. Merhaba. Üniversitenin mühendislik bölümünün akreditasyon programı neydi? ABET, evet. ABET programı ile beraber bir denklik imkanı var Amerika ile. Akreditasyon programı bu. Acaba tarih programları için de bu şekilde akreditasyon programları var mı? Denklik sağlayan. Yoksa sadece anlaşmalı üniversitelerle master programları ya da exchange öğrencisi olarak değişim imkanı mı sunuyor? Değişim imkanı var. Master programında anlaşmalı üniversite yok. Yok. Siz istediğiniz herhangi bir üniversiteye başvurabilirsiniz bütün dünyada. Sadece öğrenci olduğunuz sürece exchange'e gidecekseniz veyahut Erasmus programı dahilinde gidecekseniz orada belirli üniversiteler var. Ama bu akreditasyon bizde... Zaten sosyal bilimlerde... Evet, böyle bir sistem var mı? Yok. Ha, sosyal bilimlerde çünkü böyle bir sistem yok zaten. Yani bir psikoloji bölümünde olduğunu biliyorum. O da psikoloji zaten sosyal bilim, sayısal bilim ortada kalan bir yer. Onun içinde sosyoloji, tarih gibi veya Türk Dil Edebiyatı gibi bölümlerde böyle akreditasyon şeyleri yok. Bir sorum daha var. Sizinle beraber birinci olan arkadaş geçen sene Taha aslında çeviri bilim okuyordu. Taha'nın İngilizcesi çok iyiydi. Taha benim ev arkadaşımdı. Oxford'a gitti. Fakat Taha zaten hazır gelmişti. Dil öğrencisiydi. Gene dereceyle girmişti. O yani bir gün TOEFL verdi ve gitti Oxford'a. Mesela benim Taha gibi bir altyapım yoktu. Biz de sadece hazırlıkta çalışarak Oxford'da master imkanı bulabilir miyiz? Yoksa aslında biraz bu Taha'nın şahsına münhasır bir özellik mi? Ama dediğim gibi dile çok ağırlık vereceksiniz. Yani bu, biz size istediğimiz kadar ders verelim. Siz almadıktan sonra kendi, yani dersi yapmakla bitmiyor. İngilizce film seyredin, İngilizce kitap okuyun, İngilizce konuşma, yani seviyesini yükseltmek sizin elinizde. 4 sene artı bir hazırlıkla 5 sene dil eğitimiyle zor, kolay değil. Ben gitsem bugün zorlanırım, kolay değil. O İngilizce yaşanan, yani yaşamı bundan sonra İngilizce sürdürmek için bir adaptasyon süresi gerekecektir zaten. O sizden bir adım ötede başlamış ama bu demek değildir ki yapılmayacak bir şey bu. Çok yapan öğrencimiz var. İkbal burada öğrendi değil mi? Şimdi, bizim master'dan şimdi Amerika'da, Boston'da. PhD'ye gidiyor full bursla. Çok öğrencimiz var Harvard'da giren, yani top 10 dediğimiz. Master'da burs aldı. Master, doktora. Doktora da master'da aldı. Master'da çok zor. Evet, aldı. Onu soracaktım. Yani doktora, master'da doktora. İngiltere hiç burs vermez. Amerika'da hala diyorum şansınız yüksek. Ve kesmeyin önünüzü, böyle düşünmeyin. İsterseniz where there is a will there is a way. Her istediğinizi yaparsınız. Bu hakikaten laf değil. Ama dediğim gibi gençler bunu duymaktan çok hoşlanmıyorlar. Çok çalışmak gerek. Teşekkür ederim. Zevkli bir şey. Peki. Ben Çift Anadal programı ile ilgili bir soru soracaktım. Bu Çift Anadal programında mesela sosyolojiyi gördüm. Sosyoloji temi olan bir bölüm. Ben eğer 3 not ortalamasını tutturursam, bunun dışında benim okula girerken hani TM puan notuma veya sıralamama da bakılıyor mu? Hani öyle bir kriter de var mı? Hayır. Buradaki kapasitenizle devam ediyorsunuz. Yanlış söylemiyorum. Peki. Aşağıda devam edebiliyoruz soru cevaplara. Teşekkür ederim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hayırlı olsun.